Evet, bugün geniş bir uygulama sonucunu gözlemleyeceğiz. Kıymetli dostlar, bugün formumdayım, sağlığımdayım. Geçen yıl bu Zeki Sarıbey'le çalışma yaparken arazide rahatsızlandım. Bu yıl ama Allah'a çok şükür sağlığımı şu anda koruduk. Sağlığımızı geri çevirdik. Yolumuza devam ediyoruz. Bugün sizlere Yomra, bu bölgenin Akçakoca, evet. Düzce Akçakoca bölgesinin Yomra, efendim Palas fındık, Delisa var. Deli Sava dedikleri çakıldak fındık. Bir de yağlı fındık var hocam, burada Mehmet Arifler. Yağlı fındık da mı? Yağlı fındık dediğiniz? Biz Mehmet Arif diyoruz hocam. Giresun. Giresun yağlısı. Yani siz Giresun diyorsunuz. Öyle mi? Biz tamam. Mehmet Arif diyorlar hocam. Mehmet Arif. Neyse, Mehmet'i falan ben karıştırmayalım. Arkadaşım, ama ben arazi fazla gezmeyeceğim. Biraz yağışlı. Dün bayağı bir ayaklarımız ıslandı. Zeki Sarıbey ile beraber ilk önce Palaz'dan başlayalım. Hangisinden başlayalım? Bakın hocam, Palaz'da var orada. Gel. Yok, burada. Burada Palaz. Burada var. Mike, burada. Al. Buradan bakalım. Ha, burada bakacağım. Ve fındık dallarındaki şu kaliteyi görmenizi istiyorum. Evet. Her şeyden önce. Ondan sonra gelelim. Buranın yomrası biraz farklı. Bizim Karadeniz'deki yomralar gibi değil arkadaşlar. Bunu niye buraya koymuyorsun? Bu buradan gelir. Rüzgardan. Şimdi bura aynı zamanda çok rüzgar yiyen bir şey. Dal da yaklaşık 30 yaşında. Doğru mu hocam? Vardır hocam. Var değil mi? Peki, Bismillahirrahmanirrahim. Yomra'dan başlayalım. Evet. Bir şey... Ali abi gel. Çevir, sen anlat bakayım bana. Anlatacak. Vallahi uzun zamandan beri ilk defa geldim hocam buraya da. O yüzden sizi buraya getirdim. Bu sene hava şartları çok olumsuz gitti. Ben de merak ediyordum. Ben de görünce yüzüm güldü hocam. Sizin önümden çok memnunum bu konuda. Yüzünüz güldü mü? Evet hocam, evet. Şöyle şu çıtırları bir say bakayım madem ki öyle. Vallahi maşallah hocam ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dolu hocam ya. Bunu içini doyuracak mıyız? Evet şimdi hocam, bir hava şartları bir uygulsa ikinci, üçüncü ilaçlama geçeceğim de. Şu anda yomrayı biz doğuma yatırdık mı? Evet hocam. Arkadaşlar, ben size 50 tane ocak göstermeyeceğim. Kusura kalmayın. Belki sıkılan arkadaşlar olur. Şu hangi hocam, dalı? Yüksek hocam, şu alçak mı? Yok yok, buraya bakacağım. Tamam, oraya hemen biz, ben dolaşamayayım. Yaşlandım artık. Çek onu. Bismillahirrahmanirrahim. Halil Bey, geç şu tarafa Halil Bey. Bu tarafa Halil Bey. Bu. Evet arkadaşlar. Burada başkan, az yanıma gelir misin? Zeki Bey. Geliyor hocam. Gel şöyle. Şimdi bize şurayı tarif et abi. O kadar yaprak var ki yaprakların arasından fındıkları bulmak evet, bir hayli zor. Buyurun. Buyurun. Gayet güzel. Fındık. Şimdi şurayı bir say dostum. Şunu say, şu. 1, 2, 3, 4, 5. Var hocam, doluyor. 5, bir de arkada var 6 tane. İlk doğan fındığı tuttu. Yalnız bu soğuktan dolayı bu geç doğuyor. Haberin evet olsun. Bak. Şu hava ilk çok doğum. Hocam ya. Zeki Bey. Evet. Bu ilk doğum. Şu ikinci doğum. Şu üçüncü doğum. Gördünüz mü? Evet. Bak. Bak şuraya bak. Bak. Şimdi bunlar pek şey yapmamış. Küçük gözüküyor. Tutar mısın Zeki Bey şurayı? Göster abi. Birinci doğum. İkinci doğum. Bu da ikinci doğum. Şu da üçüncü doğum. Bak. Büyüklüğüne bak. Bak burada da aynı. Gece doğmuş daha. Yani bir günlük, iki günlük. Havalar serin. Bak dip kısma doğru gidersek. Şimdi bu genç dal hem filizlenmeye gidiyor Zeki Bey. Hem filizlenmeye gidiyor, hem de doğuma gidiyor. Yaprakların altında fındığı bulmakta zorlanıyoruz. Bunun 15 gününü sonrasını ben düşünemiyorum. Evet hocam. Bir, yine burada şu kozalağı bir açıklar mısın? Bizim verim kaybımız hocam da, ben en sevmediğim şeylerden bir tanesi bu kozalak kakarı. Peki ne yapmış o kozalak? Kurumaya başlamış hocam. Kurumuş. Başka? Evet. Artık kuruyor hocam, düşecek artık. Filiz çıkartmış mı? Evet.
Başka bakalım, dibinde fındığı da buluruz inşallah. Ya bunda fındık vermemiş. Diğer arkadaşlar ama verebilir. Çünkü burada gözenekler var arkadaşlar. Bakın burada dipten filiz vermiş. Bu eğer bizim ürün Aysa organik ürünleri kullanmamış olsaydı bu ta ki şu dalı dahi kurutacaktı. Evet. Doğru mu? Kurutuyor zaten hocam. He, kurutuyor değil mi? Bak fındığı bak. Gel. Bir, iki. Bak üçüncü fındık da buradan geliyor. Evet. Bu genç bir dal. Bu sene hocam burada çok şey yaptık, kesim yaptık da. Biraz sen, evet. Doğradık buraya gitsin. Bir de yaşlısına bakacağım ben bu ton. Nerede o yaşlısı? Şimdi palas fındık dediğimiz fındık. Şu dalı eğer misin? Bir bakalım ya. Çünkü gençler... Sen iyi... Hay mübarek. Sarı. Evet, gel hocam. Yanıma. Gel şimdi sen anlat bunları. Şunları sen anlat. Maşallah hocam. Her yerim maşallah. Kaç tane var orada? Kaç tane gözenek var? Üç. Şurada hocam üç tane var. Burada kaç tane? Şu filizde kaç tane var? Şu filizde. Bir, iki, üç, dört tane var hocam. Kaç gözenek var? Gözenek işi pek anlamam hocam. Ya hayır, şu birer gözenek de bunlar. Evet. Bir, iki, üç, dört, aha beş. Evet. Gördün mü? Beş tane. Arkadaşlar yaşlı dallarımız, olgun dallarımız daha fazla verime yatmış. Onu burada gözlemliyoruz. Hemen aşağıya geçelim. Şimdi şu anda palas fındığı baktık. Yomraya baktık. şu anda deli savayı, şu dalı indir. Hemen. Zaman kaybetmeyelim. Evet, indir, indir, indir aşağı. Benim gibi yoruldun mu? Gel şimdi. Şimdi hep beraber sayalım. Evet arkadaşlar, iyi tutar mısın? Fındıklarımızı görelim arkadaşım. Bu deli sava dedikleri fındık. Bak arkadaşlar. İlk doğumu tutturduk mu deli savada? Fındıklar verime yatmış mı? Buyurun. Başkan gel buraya. Hep fındık Allah'ın izniyle. Hep fındık. Hep fındık. Ne kadar gözenek varsa. Bakın burada 3 tane gözenek var. 3'ü de fındık arkadaşım. Bak bunlar büyümeye devam ediyor. Bunların ucunda da fındık var. Hava serin gidiyor değerli arkadaşlar. Yani meyve gözeneği olanlar gayet güzel. Bu yaşlı bir dalımız hem filiz vermeye devam ediyor hem fındık vermeye devam ediyor maşallah. Güzel. Bir de gencine bakalım. Gelelim. Ey arkadaşım. Şimdi bakalım. Hep beraber. Deli savanın özelliği. Oh, 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 çıldırmış. Bakın arkadaşlar. Burada Zeki Bey say kardeşim, ben saymayayım. 1, 2, 3 tane hocam, bak ikinci filize var. Bak. 4 taneymiş. Yaprak altlarında da var hocam. Altlarında da var. Yaprak çok. Bak arkadaşlar. Şuna bak. Yeni doğmuş daha. Bu akşam. Buyurun. 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 Bak burada. Bak. Bak. Ve burada da var bak. Ucda. Zeki Bey. Her yeri fındık hocam. Her yer fındık. Yani bu dal bu fındığı taşımaz. Onu söyleyeyim. Şuraya bakar mısınız ya? Beslemeyi bol yapacağız hocam. Beslemeyi bol yapacaksın. Elhamdülillah. Bir de burası tam tepe üstü. Doğru mu? Çok rüzgar yiyor hocam burası. Evet çok güzel. Çok güzel Zekiciğim. Allah devamına erdirsin. İnşallah hocam. Rabbim bereketini artırsın. Hani yağlı fındık neredeydi? Bahçenin içine girmiyorum arkadaşlar. Dalda en ufak bir dal kurdu yok. Kök hastalığı yok. Dal gelişimi güzel. Rüzgar burada tabii fırtına yaratıyor. Evet yağlı fındık. Evet.
Şunu ters çevirir misin şöyle? Şöyle ters çevir. Aman Allah'ım. Ya Rabbi. İşte buyurun arkadaşlar. Giresun yağısı. Hocam. Yok bu sarı. Giresun yağısı ileride hocam ya. Bizim burası sarı fındığı diyoruz biz buna. Ya neyse artık. Sarısı marısı ben bilmiyorum ya bak. Şu çıtır, bu çıtır fındığı kaldırmaz. Evet. Ve şu fındığın bıyıkları çotana kaçtı hocam şu? 2, 3, 4, 5, 6 mı öyle bir şey? Evet arkadaşlar. Peki bir şey soracağım. Donlama oldu değil mi? Oldu hocam, kar yağdı. Peki donlama oldu da bunlar niye oldu? Er fındık bu. Hocam sağ olasın ürünler maşallah. Eski fındığı. Ondan da koruyor çok şükür. Evet arkadaşlar buyurun. Hocam bu fındık değil ya. Bir dakika bu fındık geçen değil. Geçen sene de aynı. Ben standart alıyorum hocam Allah'a şükür. Geçen sene de aynı şey. Ondan önceki sene de aynı. Bu sene de aynı çok şükür. Yani ürünü kullanmanızı tavsiye ederim ben. Ben memnunum çok. Zeki Bey. Evet hocam. Kaç yıldır beraber çalışıyoruz? Ben 6. yıl oluyor hocam. 6. yıl. Nasıl bir bu zamana kadar hocam, benim ben, için anlatma bak. Aysa organik. Ben takılıyorum sizin ürünler hocam sizlere. Yani gördüğünüz gibi ürün zaten kendini belli ediyor hocam. Ben çok memnunum hem organik. Herkese tavsiye ediyoruz ama insanlar. Lezzeti nasıl? Çok iyi hocam lezzeti ya. Peki sizden böyle hediyelik özel ürün alanlar vardır. Kendi dükkanımda sattığım için kendi talep eden var mı? Bizim Akçı Hoca fındığı zaten lezzetli hocam. Güzel lezzetli. Bizim ürün daha da lezzetli oluyor. Şuraya bir sayar mısın Zeki Bey? Şuraya hocam, bir sayar mısın? Maşallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a yakın var hocam burada. Peki bana burada kaç doğum var? Yani derken, kademeli olarak kaç tane kademeli doğum yapmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ne oluyor? 8, yok 1. doğum. Ha şey mi diyorsun? Erken evet. 1. doğumu tutturmuş evet, muyuz? Tutmuş hocam. 2. doğumu tutturmuş muyuz? Evet. 3. doğumu tutturmuş evet, muyuz? Hocam. Şurada ne hocam? Şu. Bak bunu saymamıştın. Ha, bunu görmedik hocam. Evet görmedin. Bu ne? Yeni doğum hocam. Yeni doğum değil mi? Daha 2 evet. günlük. 4 doğum. Kıymetli arkadaşlar, fazla bir şey konuşmayacağım diyorum. Elhamdülillah. Bir de yağlı fındık var, ona bakalım hocam ya. Yani hocam, kaç tane cins var burada? Bu bizim sarı fındık oluyor. O derisa var, yomra. Bir Allah. Dakika, yine bir şey daha burada hemen sıcağı sıcağına yakaladım. Buyurun arkadaşlar. Kozalağımız parçalanmış, dibinden fındığını da vermiş. Lafla... Bunlar olmuyor, icraat da oluyor. Buyurun. Burada kozalağı bitirmiş miyiz? Evet hocam. Kozalak kurumayı bırakmış, fındığı burada oldurmuş muyuz? Evet hocam. Evet. Kim bunu yapar? Kim yapar? Aysa Organik. Al sana bu da düşmek üzere kurumuş. Yine geçenlerde konuştuğum gibi önemli olan kozalağın olmuş olması önemli değil. Önemli olan bitkiye uç kurusu yapmaması. Önemli olan içinde akarın olmaması. Bu akar olduğu zaman senin şu anda yeni doğacak olan fındığa zarar veriyor muydu? Veriyordu. Bak yeni doğacak fındık. Yani şu yeni gözeneklerin içine ikinci aydan sonra giriyor. İkinci ayda bu yumurta patlatıyor. Cipsima denen bir canlı var. Buna akar diyoruz. Yağlı fındığa bakalım hocam da. Sen zaten işi salmışsın maşallah. Hangisi yağlı? Hepsi yağlı. Gel bakalım. Gel. Al arkadaşım. Gel buradan yak. Buyurun. Say abi. Say. Dolu hocam hangisi sen? Hangisi dolu ya maşallah. Hep fındık hocam ya. Bak yeni doğumlar var. Zeki Bey geçen yılda burada süper fındık vardı. Geçen yıl işte hocam burası 330'lara vurdu. Bu sene ne olur bilmiyorum artık. Dönümü 330. Evet. Peki o fırtına olmasaydı? Daha da fazla olurdu hocam ya. 350.
Hocam bu deniz şeyini aldığı için direkt kuzeyden rüzgar yiyor burası. Mecburen götürüyor otomatikman. Bak yine burada Zeki Bey. Evet. Kozalağımızı patlattık mı? Evet hocam. Evet orada da var bak. Kozalak burada filize dönmüş. Gördün mü hocam? Evet. Yani bu kanserdir bir nevi. Yanlış. Ama şunu söyleyeyim. Yılların maşallah. Çek hadi abi çek. Bak sizi şurada da kozalak düşmüş. Evet. Bak şurada. Hocam şurada. Kozalak düşmüş, filizi patlatmış. Evet. Zeki hocam. Bütün cinsler iyi hocam. Zeki hocam, her şey güzel. Bak burada da yine kozalak var arkadaşlar. Ama dibinden fındığı patlatmışız. Evet. Uç kurusu zarar vermemiş. Bir de şunu gördüm kıymetli dostlar. Bir dakika burada gel. Gel. Canlı 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 arkadaşlar. Kozalak işi bitmiş. Yaprağını almış. Bu daha kurur mu bu filiz? Olmaz. Yoksa peki kuruyacak. Peki şundan haberin var mı? Neydi? Burada da fındığı vermiş. Evet. Görüyor musun? Bıyık altı gülersin Zeki Bey. Bir de Zeki hocam. Hocam ben çok şükür memnunum ya. Sizin ürünlerden Allah razı olsun. Zeki hocam. Evet hocam. Böyle düşük sesle konuşuyorsun. Ben genelde ben yüksek. Sesim fazla çıkmıyor hocam. Volümü açalım o zaman. Açalım açalım. Ben artık sessiz durmamanı istiyorum. Artık sen burada... çok yüksek sesle konuşacaksın. 6 yıldan beri beraberiz. Değerli arkadaşlar, Zeki Bey'le biz 6 yıldan beri, 6. yıl bu yıl çalışıyoruz. Ama burada bir gerçeğe daha konuşmak istiyorum. Genelde giriyorsun yağlısı veya sarı kanat mı diyorsunuz? Sarı fındık diyoruz hocam. Bunlarda kozalak akarı çok çok yüksek olur. Kozalak çok yüksek olur. Evet. Şu anda %1'lere düşürmüş müyüz? Evet hocam azaldı. Yani %70 diyordu geçen bizim çay başında, Ordu çay başında Ünyeli bir arkadaşım. Komşumda diyordu %70 var, bende %30 ilk yıl. Bu acaba sizin üründen mi kaynaklanıyor gibi bana soru sormuştu. Şimdi buradan o sevgili dostuma selam sunuyorum. Bizi izlerse dönüşüm yapar inşallah. İşte ispatı burada. Kozalak yok arkadaşım. Şurada şu koskoca dalı sayalım. 4'ü 5'i yukarı çıkmaz. Doğru mu? Evet. İstersen say. 1, 2 tane olacak. 2 tane var değil mi? Bu yağlı fındık. Giresun yağlı fındık. Arkadaşlar benimle çalışacak arkadaşlar istikrarlı olacak. Bak burası rüzgar anlı. Tepe üstü. Yani en kötü yeri gösteriyoruz bize. Biz aşağılara inmedik. Aşağılar daha böyle kuytu yer. Orası daha çok rüzgar yiyor böyle hocam. Hep böyle. Öyle mi? Burası daha fazla yiyor da böyle kısımdan. Evet. Denizden gelen rüzgar burada. Yani direkt karşısı deniz hocam. Görüyorsunuz. Evet aşağısı deniz. Kıymetli dostlar ben bu kıymetli dostumu kutluyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Ben teşekkür ederim. Size tam araziye girmeden, kenardan köşeden ama gerçekleri anlattım. Size Giresun yağlısını, yine sarı palazı, efendim, yine deli savrayı, deli savayı yani çakıldak fındık. Yine neydi? Yomra. Buranın yomrası farklı yalnız. Onu söyleyeyim. Bizim çarşamba terme o bölgedeki yomralarla farklı. Biliyorum hocam ben geldim mesela oranın çizgi daha farklı ya. Değil mi? Evet. Evet. Peki burada iç doyurabiliyor musun yomraya? İşte hocam burası ilk biz bu ürün atmadan önce 47 randıman 48 randıman geliyordu bunun randımanı. Şu anda kaç? Şu anda 50'ye geçti hocam. 50 randıman en rahat geliyor. Eksik atıyorsun biraz da. Doğru mu? İşte havalar hocam müsaade etse atacağız şimdi. İkinci, üçüncüye başlayacağız da. Ya biz şimdi Zeki biz şimdi çalışmadan geri durmak için ya Ayşe'yi ortaya koyuyoruz ya hocam, Fatma'yı ya da havayı. Yani lütfen. Bakın arkadaşlar. Aysa organik ürünü 2 saat dalda kalsın. Bir de ne yapacağız? Burada yine bir dipnot dile getiriyorum. Burada 6. ayın sonu 7. ay. Mesela geç fındıklar var. 7. ayda mutlaka besleme yapacaksınız ama lütfen bir tanker dibine atalım. Hocam ben şimdi Nisan'a attım. Mayıs'a atacağım. Haziran'a atacağım şimdi. Onları bekliyorum da. Haziran'a atacaksın. Evet. Mayıs attın mı?
onu açacağım. Babalar şey yapmadı. Yani. Ama bakın sizde burada geç fındık var. Üzerinde duruyorum. Benden bir bidon fazla alırsın. Onlar ama sıkıntı yok. Yukarı kanalları attım da buraya yetişemedik. İşte hocam havadan dolayı. Valla heyecanlandım. Bu fındık. Ben de hocam uzun zamandan beri gelmedim buraya. Ben o yüzden buraya gelelim dedim. Beraber bakalım diye. Siz de gördünüz. Ben de gördüm hocam. Çok memnunum ben ya. Çok şükürler olsun. Bu sene iyi olacak her şey inşallah. Sanki geçen yıl iyi değil miydi? Geçen sene daha iyiydi. Bu sene daha iyi olur inşallah hocam. Değil mi? Evet. Daha iyi. Bir yıl varı, bir yol, yıl yoku. Ben burada... Allah şükür sildik hocam bu ürünle ya. He? O işi bitirdik hocam. Öyle bir şey yok bizde ya. Değil mi? Her yıl standart gelirini alıyorsun ama Zeki Bey çok çalışıyor. Onu söyleyeyim. Sessiz sessiz durur. Ha yüzüne karşı konuşayım. Ben her çiftçimin ayrı bende şeyi var. Bilgisi var. Sessiz durur. Verdiğimiz bilgiye inanır ve uygular. Aynen öyle. Elhamdülillah. Çok şükür hocam ya. Ya bunu uygulayan faydasını görür hocam. Ben arkadaşlara çevredeki insanlara anlatıyorum ama 47-48 randımandan 51'e çıktık. Burası çok kötüydü hocam. Ben ilk şeye bakmaya başladığım zaman. Şu anda ve bizi en kötü bahçeye getirdi. Toprak aynen, sarı. Aynen. Onu söyleyeyim. Şu şey, Halil Başkan, şu yan taraftaki sarı toprağı gösterir misin? Yani bazı... Evet. Kapanışta bu toprağımızın da bu rengini görün arkadaşlar. Burası alttan, tabandan su alıyor hocam. Biraz tabandan da su alıyor. Evet. Oo. Değerli dostlar, buradan hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Zeki Sarı Bey'e çok teşekkür ediyorum. Akçakoca'dan selamlar.